Fonksiyonun üzerindeki 1,3 noktasından bahsedilmiş. Bu durumda biz f'te 1 yazdığımızda 3'ün geleceğini söyleyebiliriz. Bir absesli noktadan çizdiğimiz teğetin eğimi de eksi 2. Bunu nasıl bulacağız? F türevle. F türevde 1 yazdığımızda da eksi 2'nin geleceğini belirlemiş oluruz. Öncelikle bir f türev x'i bulalım. F türev x eşittir dedik. Bu bize 2ax artı a artı b'yi verecektir. Hemen buradan bir ilerlemek istiyorum. F türevde 1 yazınca eksi 2 gelmeli. Bir yazdığımızda 2a artı a artı b gelir. Eşittir eksi 2 deriz. Buradan da 3a artı b'yi eksi 2 olarak bulmuş oluruz. F1 3'tü. Hemen F1'i de hesaplayacağım. F1 eşittir a artı a artı b artı 8 geldi. Bunu 3'e eşitlediğimizde 2a artı b'mizin 3 eksi 8'den eksi 5 olduğunu anlamış oluruz. Bunu eksiyle çarpıp buraya taşıdığımızda eksi 2a eksi b bize 5'i verir. Taraf tarafa topladığımızda a'mız eksi 2 artı 5'ten 3 gelir. Burada a a yerine yazarsak 6 artı b eşittir eksi 5'ten b'miz de eksi 11 gelecektir. 1'i 3 1'i eksi 11 çarpımlar eksi 33 yapar. Doğru cevabımızın c şıkkı gelmesi gerekir. M a f x ifadesi f x fonksiyonunun x eşittir a noktasındaki teğetinin eğimi olarak bize söylenmiş. Bu aslında bizi f türev a'ya götürür. Çünkü bir f x fonksiyonunun üzerindeki a apsisli noktasından o e f x'e çizdiğimiz teğetin eğimini f'in türevinde a yazarak buluruz. Yani aslında bu bize neyi söylemiş olur? F türev a'yı söylemiş olur. O zaman şöyle yapalım. Şuradaki fonksiyonu f x gibi, buradaki fonksiyonu g x gibi, buradakini de h x gibi düşün düşünelim. Bunların türevlerini bir hesaplayalım. Şimdi fx'imiz x küp artı x e f türev x'imiz ne gelecektir? 3 x kare artı 1 olarak gelecektir. gx'imiz 1 eksi 3 x kare ise g türev x'imiz eksi 6 x -6x olarak gelir. E, ee, h de a artı 3 çarpı x artı 1. Burada türevi aldığımızda da sabit bir değer olan a artı 3'ü elde ederiz. Yani h türev x'imiz sabit a artı 3 olarak gelecektir arkadaşlar. Üstteki fonksiyonda kaç yazmamız gerekiyor? 2. F türev x'te 2 yazdığımızda 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12 bir daha 13'ü elde ederiz. Aradaki eksiği yazıyorum. Eksi yazdığım için şöyle parantez açayım karışmasın. E, eksi 6 x'te a yazacağız. Bu bize neyi verecektir? Eksi 6 a'yı. Eşittir dedik. Karşı tarafta zaten sabit fonksiyon elde etmiştik türevden. Şurada neyin yazdığı önemli değil. E, ne yazarsa yazsın. Sonucumuz sabit yani a artı 3 gelmiş olacaktır arkadaşlar. Bu durumda 13 artı 6 a eşittir a artı 3 elde ederiz. Buradan 5 a'mız eksi 10 gelir. A'mız da eksi 10 bölü 5'ten eksi 2 gelecektir. Doğru cevabımızın c şıkkı olması gerekir. Öncelikle en altta bizden istenene bir bakmak istiyorum. X artı G'nin türevini alıp 3 yazacağız. Tabi burada X zaten birin fonksiyondur. Yani fx eşittir X gibi düşünebiliriz. X'in türevini aldığımızda birin geleceğini biliyoruz. Sabit fonksiyon geldiği için 3 yazacağımız bir durum yok. Ama G'nin türevinden G türev gelir. G'nin türevinde bizim kaç yazmamız isteniyor burada? 3 yazmamız isteniyor. Demek ki biz 1 artı G türev 3'ü bulacağız. Alt tarafta gx bize verilmiş. gx'i yukarıya bir taşımak istiyorum. gx'i buraya taşıdığımızda fx eksi x eksi 1 çarpı f kare x'in geldiğini görüyoruz. Bunun türevini bir almamız gerekecek. Dikkatlice bir alalım. g türev x dedik. fx'in türevinden f türev x geldi. Şurada çarpımın türevini yapacağız. Öncelikle eksiği yazıyorum. Şöyle bir parantez açalım karışmasın. x eksi 1'in türevinden 1 gelir. Çarpı yanına f kare x'i yazarız. Artı f kare x'in türevinden 2 başa geldiğinde 2 f x'in elde edildiğini görüyoruz. Yani f x'in birinci kuvveti kalıyor. Çarpı f x'in türevinden f türev x deriz. f x'in içinde x var parantez içinde. x'in türevinden buraya bir de 1'i yazarız. Bunu niye söylüyorum? Çünkü f 3 x falan olsaydı türevinden 3'ü yazmak zorundaydık. Bunu unutmayalım. Çarpı x eksi 1'in kendisinde ne yapmış olacağız? Almış olacağız. Bizim şimdi neye ihtiyacımız vardı? g türev 3'e. Burada hemen G türev 3'ü bir yazıyorum. Ee, X gördüğüm yere 3 yazarsam F türev 3 eksi. X gördüğüm yere 3 yazdım. Şurada birimiz vardı. Burası bize F kare 3'ü verdi. Yan taraftan da 2 tane F3 çarpı f türevi çarpı 3 eksi 1'den 2'nin geldiğini görüyoruz. Şimdi bizim g türevi 3'ü e hesaplamak için f türev 3'e ve f 3'e ihtiyacımız var. Bize verilen grafiğe baktığımızda kırmızıyla verilen fx eğrisi aslında 3 virgül 1 noktasından geçiyor. Yani biz aslında f'te 3 yazdığımızda 1'in geldiğini biliyoruz. O zaman şu f 3 olan yerlere kaç yazabiliriz? 1 yazabiliriz. f türev 3'ü yakalayacağız. Onu bulmamız gerekiyor. Buradaki mavi doğruya baktığımızda mavi doğrunun fx'e 3,1 noktasından çizilen teğet doğrusu olduğunu görüyoruz. O zaman buradaki mavi doğrunun eğimini m olarak alırsak biz bu m'yi aslında f'in türevinde apsisimizi yani 3'ü yazarak bulabiliriz. Yani burada f türev 3 m olarak gelmiştir. m bu doğrunun eğimidir. Alt tarafta bir 60 derece var. Bu tarafta 60 derece yapar. Orijin 90 derece. 60, 90, 150. 180 eksi 150'den buraya 30 derece kalacaktır. Bura 30 da şu diğer tarafta 30 derecedir. Bakın e, burada mavi doğrumuz x80 ile pozitif yönde 30 derecelik açı yaptıysa buradaki eğimi tanjant 30 derece ile bulunur yani M değerimiz tanjant 30 dereceden kök 3 bölü 3'e eşit olacaktır arkadaşlar o zaman F türev 3'te kök 3/ bölü 3 gelmiştir Şuradaki f türev 3'ün yerine ben kök 3 üç bölü 3'ü yazdım. Eksi dedim parantez için hesaplıyorum. Şuradan zaten 1'in karesinden 1'in geldiğini görüyorum. F türev 3'ü ne bulmuştuk? Kök 3 bölü 3 bulmuştuk. 2 buradan 1 buradan kök 3 bölü 3 buradan 2 buradan çarptığımızda 4 kök 3 bölü 3 gelecektir. Yani artı 4 kök 3 üç bölü 3'ü buraya yazmamız gerekir. Bu g türev 3'ü verdi. Biz buna kaç ekleyecektik? Bakın şu alt tarafta 1. Şuraya da 1'imi şöyle yazmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bir düzenleyelim. 1'i yazdık. Artı devamında kök 3 bölü 3 geldi. Şu eksiyi dağıttığımızda eksi 1 eksi 4 kök 3 bölü 3 gelmiş olur. Buradaki birler birbirini götürür. Kök 3 bölü 3 eksi 4 kök 3 üç bölü 3'ten eksi 3 kök 3 üç bölü 3 elde ederiz. 3'ler gidince de elimizde eksi kök 3 kalır. Doğru cevabımızın C şıkkı eksi kök 3 olması gerekir. Orijinden geçen doğrularımızı mx ile ifade ettiğimizi biliyoruz. Biz burada g(x)'i mx olarak alabiliriz. Buradan türevinde hesaplarsak y türev x de g(x)'in eğimi yani M olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. Bunun dışında grafiklere baktığımızda kırmızıyla verilen F fonksiyonunda X'e 1 verdiğimizde görüntü olarak 3'ü elde ettiğimizi görüyoruz. Yani burada F1 bize neyi vermiş olacaktır? 3'ü vermiş olacaktır. Aynı zamanda Fx'e 1 absisli noktasında niye bir absisli diyorum? Burası çünkü 1,3 3 noktası. Fx'e 1 absisli noktasında çizilen teğet de Hx olarak gelmiş. Biz bu teğetin eğimini nasıl hesaplıyorduk? F'in türevinde absis değerimiz yani 1 yazarak bu durumda F türevinde bir 1 ile hx'in eğimini hesaplamış oluruz. hx'in eğimini nasıl hesaplayacağız? Aslında hx'in eğim açısı şu maviyle gösterdiğim alfadır. Biz burada sol taraftaki açıya beta dersek alfa ile beta birbirini 180 derece tamamlar. Birbirini 180 derece tamamlayan açıların tanjantları birbirlerinin eksilisidir. Bakın şurada 90 dereceyi yerleştirdik. Şuranın zaten 3 birim geldiğini görüyoruz. 4 eksi 1'den burası da 3 birim gelecektir. 3 bölü 3 tanjant olarak bize 1'i verir. O zaman betamızın 45 derece olması alfamızın da 135 derece olması gerekir. Tanjant 135 derece bizi eksi 1'e götürür. O zaman H'nin eğimi yani F türev 1'in ne gelmesi gerekir? Eksi 1 gelmesi gerekir arkadaşlar. Şimdi diyor ki e, gof fonksiyonuna x eşittir Bir absisli noktasından çizilen teğetin eğimi 2'dir diyor. Bu eğimi bulmak için gof'un türevini alıp neyi yazmamız gerekir? 1'i yazmamız gerekir. Gof'un türevi G'nin türevinde F çarpı F türev olarak gelecektir. Burada 1 yazmak demek G türevin içinde F1 çarpı F türev 1'i bulmak demektir. Bunun kaç geldiği söylenmiş bize? 2 geldiği söylenmiş. Şimdi biz F1'in 3 olduğunu biliyoruz. Bu durumda G türev 3'ü burada elde ederiz. F türev 1 de eksi 1'dir. Buradan da eksi 1 gelir. Bu çarpım bize 2'yi vermelidir. Bu durumda G türev 3'ümüzün eksi 2 geldiğini görmüş oluruz. Zaten G türev X M'ye eşitti. Sabitti. O zaman G türevde ne yazarsak yazalım M gelecektir. Yani M'mizin eksi 2 olması gerekir. M eksi 2 ise G X'imiz eksi 2 X olarak belirlenmiş olur. Bizden g eksi 3 istenmiş. g eksi 3 eksi 2 çarpı eksi 3'ten 6 olarak gelir. Doğru cevabımızın değişik olması gerekir. Fx'in 3. dereceden bir polinom fonksiyon oldu. Bize anlatılmış. F'de 0,3 yazdığımızda ve eksi 0,2 yazdığımızda x eksenini kestiğimizde yani f'in bizi 0'a götürdüğünü görüyoruz. Bu durumda biz fx'i oluşturmak istediğimizde aslında fx'te x eksi eksi 0,2 yani x artı 0,2'nin bir çarpan olarak bulunması gerekir ki Eksi 0,2 yazdığımızda 0'a ulaşmış olalım. Bunun yanında şu 0,3 absisti noktamızda teğetlik olduğu için x eksi 0,3'ün karesi de buraya gelecektir. Zaten buradan bir derece buradan da 2 derece gelir. Bunların çarpımı bizi 3. dereceye götürmüş olur. Tabii ki bir baş kat sayımız olabilir. O baş kat sayının da kaç olduğunu düşünelim. Şöyle a olduğunu düşünelim. İşte 3. dereceden polinom fonksiyonumuzu bu şekilde yakalamış olduk. Altta bilgimiz var. Bu fx fonksiyonunun türevinin ee, x eşit Bittir. eksi 0,2 noktasındaki teğetin eğimi diyor. Şimdi türevinin teğetinden bahsettiğimiz için türevinin türevini almamız gerekiyor. Bu da bizi ikinci türeve götürecektir. Yani f ikinci türevde eksi 0,2'yi yazdığımızda bizim kaça ulaşmamız gerekir aslında? Eksi 6'ya ulaşmamız gerekir. Yine söylüyorum türevinin teğeti diyor. Türevini alacağız o yeni bir fonksiyon. E, bu fonksiyonun teğeti dediği için de tekrar türev aldığımızdan f İkinci türevi geçmiş olacağız. O zaman biz burada şuradaki kat sayımız olan A bir kenarda beklesin. Şu kısmın bir ikinci türevini alalım. Öncelikle birinci türevi alacağız. F türev x dediğimizde x artı 0,2'nin türevinden 1 gelir. Çarpımın türevi yapıyorum. Çarpı ikincinin kendisi yani x eksi 0,3'ün karesi Artı x eksi 0,3'ün karesinin türevini aldığımızda 2 çarpı x eksi 0,3 gelir. Çarpı x artı 0,2 demiş olurum arkadaşlar. Şimdi bu birinci türev tabi a'yı da burayla çarpacağız. Ama en son çarpacağım. Hatta onu şöyle gösterelim. A'mız burada dursun. Şimdi f ikinci türeve geçmek istiyorum. F ikinci türev dediğimizde eşittir. Bakın şu kısmın türevini alıyorum. 2 başa geliyor. 2 çarpı x eksi 0,3'ün birinci kuvveti geliyor. İçin türevinden zaten 1 gelecek. Şurada yine çarpımın türevini yapacağız. Artı dedim. 2 parantezinde yazıyorum. x eksi 0,3 çarpı x artı 0,2'nin türevini alıyorum. Çarpımın türevi. Birincinin türevinden 1 bir çarpı ikinci yani x artı 0,2 artı ikincinin türevinden 1 bir çarpı birinci x eksi 0,3 demiş olacağız. İşte bu ifadede de neyle çarpma gerekiyor a ile çarpmamız gerekiyor. Biz burada eksi 0.2 verdiğimizde eksi 6 gelmeli. Hemen diyorum ki f ikinci türev eksi 0.2 eşittir. X gördüğüm yere eksi 0.2 yazıyorum. Bakın şurada neyimiz var? 2'miz var çarpı eksi 0.2 eksi 0.3'ten eksi 0.5 geliyor. Artı diyorum şuradaki 2'yi yazıyorum. Parantezimi açtım. X yerine eksi 0.2 yazınca bakın 0.2 yazınca burası kaç gelecektir? 0. Artı yan tarafta yazdığımı da da bir çarpı eksi 0,5 gelmiş olur arkadaşlar bunu da bu şekilde ne yapmış olduk şöyle kapatmış olduk bunu da a ile çarpmamız gerekiyor bunu unutmayalım bu a ile çarpma işleminden sonra burası bize kaçı vermeli eksi 6'yı vermeli bakın 2 kere eksi 0,5 eksi 1'i bize vermiş olacaktır şu iç kısımdan da eksi 0,5 geliyor 2 ile çarpınca yine bir eksi 1 gelir o zaman eksi 1 eksi 1 dedik bunu da a ile çarptığımızda eksi 6 gelmeli Buradan eksi 2 a eşittir eksi 6'dan a'mız 6 bölü 2 yani 3 olarak gelir. Diyor ki topuğunun uzunluğu nedir diyor. Aslında baktığımızda fonksiyonumuzda ya da polinomumuzda 0 verdiğimizde bu topun uzunluğunu bulacağımızı görüyoruz. Demek ki bizim f0'ı bulmamız gerekiyor. En üste döndük. En üste şöyle f0 eşittir diyorum. Bakın burada 0 yazıyorum. x yerine 0 yazınca a'mız zaten 3'tü. 3 üç çarpı ne gelir? 2 bölü 10 gelmiş olur. x yerine 0 yazınca eksi 0,3'ün karesi gelir. O da bize 3, eksi 3 bölü 10'un karesinden Neyi verecektir? 9 bölü 100'ü verecektir. Bir de burayı 9 bölü 100 çarpmam gerekir. Burası bana 6 kere 9'dan 54 bölü 1000'i verecektir. O da 0,054 olarak gelir. Doğru cevabımızın E şıkkı olması gerekir. Bize verilen grafiklere baktığımızda neleri yakalayabiliyoruz? Bir bakalım. Mesela kırmızı grafikte verilen G'ye baktığımızda aslında G'nin eksi 3,1 noktasından geçtiğini yani de eksi 3'ün bizi 1'e götürdüğünü görüyoruz. Bunun dışında eksi 3 absisli noktasında G'ye teğet olan bir doğru var. Bu doğruya D1 doğrusu dersek, D1'in eğimini de M1 olarak alırsak, e bakın bu doğru G'ye eksi 3 absisli noktasında teğet. Bu durumda bu doğrunun eğimini bulmak için G'nin türevini alıp eksi 3 yazmamız gerekir. Bu da bizi neye götürecektir? M1'e götürecektir. Hemen bu doğrudan buna dik olan diğer doğruya geçtiğimizde bunu da D2 doğrusu olarak alıp eğimine M2 dersek aslında M1 ile M2'nin çarpımının da eksi 1 geleceğini söyleyebiliriz. Çünkü dik doğruların eğimleri çarpımı neydi? Eksi 1'di. Burada fx bize verilmiş. F'te 2 yazdığımızda görüntümüzün kaça gittiğini bilmiyoruz ama şunu biliyoruz. F'in 2 e, iki absisti noktasında F'e teğet olan mavi bir doğrumuz var. Bu da D2. Biz bu doğrunun eğimini bulmak için ne yaparız? F'in türevini alıp teğet olduğumuz noktanın apsisini yani 2'yi yazarız. F türevi ki de bize o zaman neyi verecektir? M2'yi verecektir arkadaşlar. Şimdi M1 çarpı M2 eksi 1 ise biz şunu anlamış oluyoruz. G türev eksi 3 çarpı F türev 2 eşittir. Aslında eksi 1 gelmiş oluyor. Bence biz burada M1'i bulabiliriz. Bakın şurada eksi 3 ile eksi 2'nin arasında bir birimlik mesafe var. Şuradaki birden ötürü şu kısmında kaç geldiğini biliyoruz. Bir geldiğini biliyoruz. Bizim D1 doğrumuzun eğim açısı, x80 ile pozitif yönde yaptığı şu açı olarak gelecektir. Ben hemen açıyı alfa olarak gösteriyorum. Bakın biz tanjant alfa'yı hesaplayabiliriz. Alfa'yı 180 dereceye tamamlayan sol tarafındaki noktalı açıya baktığımızda, o bir dik üçgenin içinde. Karşısı bir, komşusu 1, 1 bir bölü birden tanjantı bir geliyor. Yani derecesini de biliyoruz, 45 derece. O zaman alfa'da 135 derece tanjantı eksi bir gelecektir. İşte bu eksi bir bizim m1 dediğimiz değer dir M1 dediğimiz G türev eksi 3 olduğu için burası eksi 1 gelmiştir. O zaman F türev 2'nin de 1 gelmesi gerekir. Çarpımları bize eksi 1'i versin diye. Bunları belirledik. Alttaki ifadenin 1'deki türevi sorulmuş. Hemen bir türevi alalım. Öncelikle çarpımın türevini yapacağız. G x eksi 4'ün türevinden G türevi x eksi 4 gelir. Bunu x ile çarparız. Artı x'in türevinden 1 gelir. Bunu da G x eksi 4 ile çarparız. Artı f x artı 1'in türevinden de f türev x artı 1'i elde etmiş oluruz. Burada x yerine 1 yazacağız. x yerine 1 yazdığımızda burası g türev neyi verir bize? Eksi 3'ü çarpı 1 gelir. Artı 1 çarpı bu sefer g eksi 3 gelmiş olur. Artı buradan da f türev 2'nin geleceğini görüyoruz arkadaşlar. g türev eksi 3'ü az önce eksi 1 bulmuştuk. g eksi 3'ü de yukarıda kaç bulmuştuk? 1 bulmuştuk. f türev 2'yi de az önce zaten 1 bulmuştuk. O zaman burası eksi 1 artı 1 artı 1 gelir. Bunlar birbirini götürürse elimizde sadece 1 kalır. Doğru cevabımızın D şıkkı olması gerekir. Eksi 2, 3 aralığındaki grafiğe baktığımızda fonksiyonumuzun azalan bir fonksiyon olduğunu görüyoruz. O zaman bu aralıkta fonksiyonun türevi de negatif olarak gelmelidir. Fonksiyonun azalan olduğu yerlerde türevi de negatif gelmiş olur. Peki türevin negatif olması ne demek? Öncelikle f türevi x küçüktür 0 diyelim. Biz türev yardımıyla fonksiyona üzerindeki bir noktadan çizilen teğetin eğimini buluyorduk. Bu durumda türevin negatif olduğu yerlerde o teğetlerin eğimleri de negatif gelmiş olur. Teğetlerimiz birer doğru bunu biliyoruz. Doğrunun eğiminin negatif olması demek doğrunun sola yatık olması demektir. Zaten bu azalan fonksiyonda üzerindeki bir noktadan bir teğet çizdiğimizde hep sola yatık doğrular ne yapmış oluruz? Elde etmiş oluruz. Mesela örnek olarak şu mavi ve yeşili ne yapmış olalım arkadaşlar? Göstermiş olalım. İkisi de sola yatık doğrular olarak gelmiş oldu. Yeşilin daha yatık olduğunu görüyoruz. Mavi daha dik duruyor. Normalde sağ yatık doğrular olsalar, mesela mor bir doğru çizelim şu şekilde. Bir de şöyle mavi bir doğru çizdiğimizi düşünelim. Sağ yatık olduklarında daha dik duranın eğimi daha büyük gelir ama sola yatık olduklarında yani negatif eğimli olduklarında daha eğik duranın eğimine gelecektir. Daha büyük gelecektir. Şöyle söyleyelim mesela bunun eğiminin 3 bunun eğiminin 2 olduğunu düşünelim. Bunların sola yatık hallerini çizdiğimizde eksi 3 ve kaçı elde etmiş oluruz? Eksi 2'yi elde etmiş oluruz. Dolayısıyla eksi 3'te eksi 2'den daha küçük geleceği için daha dik duranın eğimi daha küçük daha eğik duranın yine söylüyorum negatif eğimlerde eğimi ne gelmiş olacaktır daha büyük gelmiş olacaktır. Yani burada yeşilin eğiminin m ile mavinin eğimini de n ile gösterirsek m'nin n'den ne olduğunu söyleyebiliriz büyük olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. O zaman azalan olduğu için apsisi büyüttükçe eğimi ne yapmış oluruz arkadaşlar büyütmüş oluruz bunu belirlemiş olduk. Bakın ikinci de diyor ki bize şurayı bir inceleyelim. F, f türev eksi 1 küçüktür. F türev 1 küçüktür. F türev 2. Absisler büyüdükçe eğimler yani türevler büyüyecek demiştik. O zaman ikinci ifademiz burada ne olarak gelecektir? Doğru olarak gelecektir arkadaşlar. Birinciyi ve üçüncüyü inceleyeceğiz. Burada x eşittir bir absisti noktadan çizilen teğetten bahsetmiş. Tam da benim yeşilde çizdiğimi aslında söylüyor. Şuradaki apsisimizi bir aldığımızı düşünürsek aslında eğrimize bir absisti noktasından çizilen teğet e, buradaki yeşil doğru olarak düşünülebilir. Dikkatlice baktığımızda yeşil doğrumuz hem y eksenini hem de x eksenini negatif tarafta kesmiş. Peki bu doğru y eşittir eksi 2x eksi 1 olabilir mi? Bakın y yalnızken x'in kat sayısı eğimdir. Burada eğim negatif gelmiştir. Bu bize istediğimizi verdi. Peki x'e 0 verdiğimizde y'miz kaç geliyor? Eksi 1. Evet y'yi negatif tarafta keselim demiştik. Bu da bize istediğimizi verdi. Y'ye 0 verdiğimizde x'imiz ne geliyor? Eksi 1 bölü 2. Yine x eksenini negatif tarafta keselim dediğimiz için bu da bize istediğimizi vermiştir. Yani birinci doğrudur diyebiliriz arkadaşlar. Bunu da belirlemiş olduk. Şimdi üçüncüye bakıyoruz. Bu sefer de x eşittir eksi 1 apsisli noktada eğriye teğet olan doğruya. Yani mavi doğru gibi düşünebiliriz. Hani şuradaki apsisimizin eksi 1 geldiğini düşünürsek mavi doğrudan bahsediyor. Buna aynı noktada dik olan doğrunun denklemi diyor. Hemen burada dik olacak şekilde şöyle bir doğru çizdiğimizi düşünelim. Tabii burada mavi olan sola yatık olduğu için buna dik olan sağ yatık olarak gelecektir. Yani benim siyahla çizdiğimin eğimi ne olmalıdır? Pozitif olmalıdır. Bu doğru 2y-x-7 eşittir 0 olabilir demiş. Hemen burada y'yi yalnız bırakalım. y ne gelecektir? x bölü 2 artı 7 bölü 2 olarak gelecektir. Bakın y yalnızken x'in katsayısı 1 bölü 2'dir. Yani burada eğim pozitif gelmiştir. Siyah olan sağ yatık eğimi pozitif gelmelidir. Yani şu an bu bize istediğimizi vermiştir. Bunun dışında y e eksenini pozitif tarafta x ekseni negatif tarafta kestiğimizi görüyoruz. Eğer ben burada x'e 0 verirsem y'miz kaç gelmiş olur? 7 bölü 2 pozitif gelmiştir. Bu da bize istediğimizi verir. y'yi 0 verdiğimizde x'imiz buradan ne gelmiş olacaktır? Eksi 7 gelmiş olacaktır. O da negatif tarafta olduğu için bu da bize istediğimizi vermiştir. Yani bu doğru da 2y eksi x eksi 7 eşittir 0 olabilir arkadaşlar. Bu durumda 3 ifade de doğru gelir. Doğru cevabımızın e şıkkı 1 2 3 olması gerekir. X küp eğrimize üzerindeki bir apsisli noktasında teğet olan mavi bir doğrumuz var. Öncelikle bu teğet olduğumuz noktanın koordinatlarını bulalım. E, y eşittir X kübü FX gibi düşündüğümüzde F'te 1 bir yazdığımızda 1'in küpünden 1 gelecektir. Yani burası aslında 1,1 noktasıdır. Buradaki mavi doğrunun eğimini M olarak alırsak biz M'yi nasıl hesaplayacağız? Kırmızı eğrimizin türevinde teğet olduğumuz noktanın apsisini yani 1'i yazarak hesaplayacağız. Bu da bize F türev 1'i verecek f'in türevini hesapladığımızda f türev x 3x kare olarak gelir. F'in türevinde 1 de 3 çarpı 1'in karesinden bize 3'ü verir. Yani bu doğrunun eğimi 3 olarak gelmiştir. Şimdi doğrumuzun eğimi 3 geldi. Geçtiği bir noktayı da biliyoruz. 1,1 noktası. Denklemini bir oluşturalım. Şöyle y eşittir mx artı n gibi düşünsek denklemi. m 3 bulduk. Y eşittir 3x yazdık. Bakın x'e 1 verince y'de 1 gelmeli. Buraya 1 verince bunun 1 olması için bizim buradan kaç çıkartmamız gerekir? 2. Y eşittir 3x eksi 2 olmalı ki. x'e 1 verdiğimizde y 1 gelmiş olsun. Aynı zamanda eğim de 3 gelsin. O zaman mavi doğrumuzun denklemini biz y eşittir 3x eksi 2 olarak ne yapmış oluruz? Bulmuş oluruz. Ee, zaten x'e e 1 verdiğimizde y 1 gelmişti. Yani şuradaki uzunluk 1'di. Üçgenin alanını bulmak için bir dik kenarı bir diğer dik kenarı bulmamız gerekiyor. O zaman doğrumuzun x eksenini kestiği noktayı bulalım. Bunun için de y'ye 0 vereceğiz. y'ye 0 verdiğimizde 0 eşittir 3x eksi 2'den x eşittir 2 bölü 3'ü elde etmiş oluruz. Burası bizi 2 bölü 3'e götürür. 1 eksi 2 bölü 3'ten de aradaki mesafe 1 bölü 3 birim gelecektir. O zaman o alanını aradığımız sarı dik üçgenin dik kenarlarından biri 1, bir, diğeri 1 bölü 3'tür. Alanı bu ikisinin çarpımının yarısıdır. Bu bize 1 bölü 6'yı verir. Doğru cevabımızın C şıkkı gelmesi gerekir. Eğrimizi şöyle temsili olarak tekrardan bir resmetmiş olalım. Bir teğetimiz var. E, bu eğriye teğet. Aynı zamanda ileride de bu te, te, teğet eğriyi ne yapmış oluyor? Kesmiş oluyor. E, yani hem teğet oldukları bir nokta var. Hem de şöyle kesiştikleri bir nokta var. Bunlar üzerinden yorum yapmaya çalışacağız. Teğet olduğumuz noktayı bilmiyoruz ama kesiştikleri nokta 1,1. Yani buraya 1,1 diyeceğiz. Teğet olduğumuz noktanın e, apsisini biz... A olarak aldığımızda fonksiyon fx eşittir x küp olduğu için burada x yerine a yazarsak a küpü elde ederiz. Yani noktamız a virgül a küp noktası olarak gelir. Bakın x'e 1 bir verdiğimizde 1'in küpünden 1 geliyor. Onun için 1 virgül 1'den de geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi normalde bu maviyle çizdiğimiz doğru ee y eşittir mx artı n olarak ne yapmış olacaktır? Gelmiş olacaktır. Biz buradaki şu eğimi yani m'i nasıl hesaplarız? Morla çizdiğimiz fonksiyonumuz olan x küpün türevini alıp şu a a değerini ne yapabiliriz? Yazabiliriz. fx'in türevi f türev x ne gelecektir? 3x kare. Burada a yazdığımızda f türev a bize neyi verir? 3 a kareyi verir. Bu ee, doğrumuzun eğimi olan m'ye eşit olarak gelecektir. Peki m'yi bir de şöyle hesaplayabilir miyiz? Doğrumuzun geçtiği iki noktayı biliyoruz. İki noktanın y'leri farkı bölü x'leri farkı eğimi verecektir. Y'leri farkı a küp eksi 1 gelir. X'leri farkı da a eksi 1 gelir. Bunun da bize neyi vermesi gerekir? Eğimi vermesi gerekir. Şimdi burada A'mızın birden farklı olduğunu biliyoruz. Çünkü bakın buraya A yazdık. Başka bir nokta ne yapısına 1 yazdık. Demek ki A 1'den farklı. O zaman biz burada A eksi birinde sıfırdan farklı olduğunu söyleyebiliriz. A 1'den farklı olduğundan. Ve sadeleştirme yapabiliriz. A küp eksi 1'i A küp eksi 1'in küpü gibi düşünsek A 1 çarpı A'nın karesi artı A artı 1 olarak yazsak paydamıza da A 1 geldiğinden bunlar gider. Yani bizim M değerimiz A kare artı A artı 1 olarak bulunmuş olur. Peki M'miz aynı zamanda neye eşit? 3 a kareye. O zaman biz 3 a karenin a kare artı a artı 1 geleceğini söyleyebiliriz. Hepsini aynı tarafa topladığımızda 2 tane a kare eksi a eksi 1 eşittir 0 gelir. Çarpanları ayırdığımızda 2a artı 1 çarpı a eksi 1 yazmış oluruz. Bakın burayı 0 yapan a değerlerinden biri 1'dir. Ama a'nın 1'den farklı olduğunu söylemiştik. O zaman biz diğer taraftan a'yı yakalayacağız. Burayı 0 yapan a değeri de eksi 1 bölü 2 olarak gelmiş olacaktır arkadaşlar. O zaman a'mızı eksi 1 bölü 2 olarak bulduk. Burası eksi 1 bölü 2 virgül. Eksi 1 bölü 2'nin küpünden eksi 1 bölü 8 olarak gelir. Diyor ki fonksiyonlar arasında kalan yeşil bölgenin yol ile sınırının uzunluğu Kaç birimdir? Yani aslında şu noktalar arasındaki mavi şu anda benim pembeye taradığım e, yolun uzunluğunu soruyor. İki nokta arası uzaklık yapacağız. Bu uzunluğu k olarak aldığımızda analitikteki gibi düşünelim. k eşittir. Hani kare kök içinde absisler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesi. 1'den eksi 1 bölü 2'yi çıkarttığımızda 3 bölü 2 gelir. 3 bölü 2'nin karesi. 1'den eksi 1 bölü 8'i çıkarttığımızda 1 artı 1 bölü 8'den 9 bölü 8 gelir. Buraya da 9 bölü 8'in karesini yazmış oluruz arkadaşlar arkadaşlar. Hemen düzenleyelim. Karekök içinde 3 bölü 2'nin karesinden 9 bölü 4 geldi. 9 bölü 8'in karesinden de 81 bölü 64 gelecektir. Şurayı 16 ile genişletsek 16 çarpı 9 144 yapar. 81 daha 225 yapar. Yani burası karekök içinde 225 bölü 64 gelir. Bu da bize 15 bölü 8'i verecektir. Aradığımız K değerinin C şıkkı 15 bölü 8 gelmesi gerekir.